Sizin Ama hitap şeklinizde seveceğim. hiçbir sorun yok. Niye? He? Çünkü Serdar Ortaç <laughs> ayrıldığı sevgilisi. Dün Seçilgür konuğumuzdu. Seçil söyledi bizim <laughs> ağzımız Allah. açık kaldı. Sevgilisini anne diye sesleniyormuş. <laughs> İzleyelim tekrardan. <laughs> Gözler kaydı. <laughs> ok çıkmış bir kere yaydan. Kalp yorgun fırtına kardan. Evet, mesela Serdar benimle alakalı bir video paylaştığı zaman... Alta şöyle bir yorum geldiğinde sen de mi meşhur olacaksın sayesinde falan denildiği zaman lütfen lütfen sil diyordum. Yani çok rica ediyorum sil buna. Serdar'a da sorsanız aynı şekilde cevap İki. verecektir. Şimdi... Çok rahatsız oluyordum bu söylemlerden. Çünkü ben altı boş bir insan değilim ve bu zamana kadar da e, birinin üzerine basaraktan basamak olaraktan yani yaşadığım bir ilişki var. Gözünün içine baktığım yani bebeğim gibi. Hmm. Hep onu o şey diyordum. Yani hani e, ben doğursam bu kadar severim. Hmm. cesine yani? sevdiğim başka bir duygumu. Ne o aşktan olarak. Mi? Insan böyle... olarak mı sadece yani Evlat gibi Sen Evet. Ya yani her şeyine. Oldun mu gerçekten? Sevgi vardı yani inanılmaz Aşk... bir sevgi şey ama titremek yani üstüne titremek. Yani ne, ne giydiğini, yani? ne yiyor, karnı Şimdata aç mı? Evet. Hı. Bu çok fazla yoğunlaşmıştı bende. Bu nasıl annesi gibi böyle? Ee, Üzerine Anne abi. diye sesleniyordum ona gülüyorduk hatta. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü Gerçekten diyor, mi? Evet. Anne diye sesim. Ya çünkü o biraz bebek. Yani Serdar biraz bebek yani. Belli, o belli. o böyle ona bak bakılmak yani Bilmiyorum Aşkım değil annem pozisyonu yani. Annem pozisyonu demeyelim. Ama sen de o hale getirmişsin ilişkiyi sanki. Olabilir. Olabilir. Ama Benim de hatam olabilir. Ye, aman aç kalma. Tabii tabii. Nasıl Ay, buldun? Ay Bura bana anne dese ayrılırız herhalde. <laughs> ben ayrılırım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Kadınlara baş tavsiyelerimden biri siz evet. kocanızın annesi değilsiniz. Bu Değiliz, anaçlık kesinlikle. ve annelik yapma güdüsü erkeği zaten soğutup başka kadınlara yöneltiyor. Çünkü erkek annesiyle evli olmak istemiyordur büyük ihtimalle. Bir yandan da annelik bekliyorlar ama. Ya şimdi tabii, tabii. evin her o... işini ben yapıyorum. Hep defaten anlattım burada biliyorsunuz. Yemeği de onu da bunu da ama bu annelik değil. Bu evin kadını olmak. Ee, hatta hiç sevmem ben e, annelik olayını yani anne olurdum o zaman. Annene git filan derim yani biri benden annelik beklerse çünkü <laughs> buranın annesi var ve dünyanın en tatlı kadını benim de çok iyi arkadaşım 10 yaş var zaten aramızda o da akrep o kadar da benziyoruz ki karakter olarak çok da güleriz beraber çok tatlıdır onun annesi o ben sevgilisiyim annesi evet. değil sana seyircilerimizden de yorumlar var erkek gibi kadın imajı var Billur Kalkavan'da ne <laughs> Dişil enerjisi yok yazmışlar. Aa çok ayıp. Ne? Yok benim dişil enerjim var tabii. Yani biraz erkeksilik var ama şöyle. Dişi duyunca dişil mı? enerjiyle <laughs> dişille er, eril enerjiyi eşit kullanmak lazım bünyede. Ben mesela aşırı dişil tiplere de biraz sinir olurum yani. Çünkü iki enerjinin de olması lazım her bünyede. Evet. Şimdi bazı ilişkiler birbirlerine hitap şeklinden dolayı dikkat çekiyor. İşte Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçile Anne demiş. Ekibariye 25 yıllık eşini görünce bakın ne dedi yayın sırasında. Derin de çok güzel Ali. Ne yapıyorsun be birader? Seviyor musun mu beni? Sevgilim sakalların batıyor. <laughs> Aşık. Aşık mısın bana? Hadi buradan öp. Kıskananlar çatlasın. Terliklerin de çok güzel. Birader çok... <laughs> <laughs> Ne haber be birader? Çok tatlı kadın ya. Böyle gelip dese seviyor mu beni diyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. <laughs> ne yaparsın? E, gülerim ve çok severim yani. Çok samimi çok Ben isterim. bundan sonra çok deneyeceğim dual. bakayım sabahı yarın. Yok, Günaydın dersen, birader. Bak, er, <laughs> Yok bana sen, yakışmaz. Yakışmaz ya zaten erkek olduğunu söylüyorlar ya. Neyse, o birader daha şey Olur daha yakışır Olur yakışır yani diyorsun ya. Orada kankaya bağlarız <laughs> sen. Ama kibariye bambaşka. <laughs> bir kadındır çok. ve bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz Kibariye'nin evliliği ile ilgili çok e, fikir yürütüldü yok öyleymiş yok çocuğu görmüşler yok o değilmiş yok şöyleymiş böyleymiş Aldatıldı, magazin alfettim. yazarları işte Kibariye yine bir e, deve kuşu gibi kafasını kuma gömdü filan İnsanlardan bir ricam var. İnsanların ilişkileriyle ilgili kararları vermeyin, hmm. yorum yapmayın. Çünkü evin içindeki dinamikleri kimse bilemez. Bizim içinde bilemez, kibariye içinde bilemez. Kimin evliliği varsa etrafta. Senin evliliğini ben biliyor muyum? Sana yorum yapabilir miyim? Çok ayıp bir şey. Ünlü diye bir insana yorum yapma hakkı doğmuyor böyle. Kibariye böyle bir evlilik yaşamayı tercih ediyor. Kocasını öyle koruyor. Bence takdir edin kocanızın car 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 dedikodusunu yapacağınızı arkasından. Hmm. O kadın asıl kadın. Ben öyle görüyorum. Koruyor olayı. her fırsatta. Koruyor evliliğine sahip çıkıyor. İster öyle olmuş böyle olmuş onları ilgilendirir. Bizi ilgilendirmez Bir günlük ilişkiler için yuvamı yıkmam diyor. Aynen. Ve böyle bir şey olmamış da olabilir. Çünkü ne oldu Ali'yi gördük sonra ay o değilmiş. Yok, ay, sonra kadın zaten... diyor ki ben gözümle görmediğime inanmam. Başka Gözüyle çift de çift görürse zaten. kendi istediği gibi davranır. Bize düşmez kibariyeye ayrıl barış bilmem ne yap demek. Evet. Ayıp ya bunlar. Halk siz magazin yapıyorsunuz burada irdeliyorsunuz konuları. Halk sizden daha çok magazinci oldu ya. Yalan <laughs> Seviyorlar, mı? Doğru. Seviyorlar. Ayıp ama ayıp. Kimi zaman bizden daha dikkatli. Gıybet yani. günah. Herkes gıybette. Yalan mı? Günah dediğimiz her şeyi yapıyoruz birbirimize. Olmaz. Bence çok ayıp artık. Yeter evet, ya. Ya da sen de evine baksın oluyor. herkes. E, tamam magazin muhabirleri zaten bizim işimiz bu. Magazin muhabirleri da ünlüleri bir yerde gördüklerinde çekiliyorlar. Zaten çoğu da çekildiğinin farkında ama diyelim ki gözden ırak bir yerde gittiniz, bir kafede oturuyorsunuz çaktırmadan çekip sosyal medyaya atıyorlar ya. Evet aslında <laughs> <laughs> Evet. Yani aslında magazinci denilen bir gazeteci ihtiyaç DM kalmadı. DM'ler kaynıyor, ben... DM'ler kaynıyor. Her geleni <gülüyor> yayınlasak. <gülüyor> oh, neler bak Buğra'nın bir sürü evet. kadın arkadaşı var. Yemeklere çıkıyor caddede mesela. Evet. Biz caddede oturuyoruz Bağdat Caddesi'nde. Millet böyle bir garsonlar bile bir keresinde bir kafede Billur Hanım nerede? Yani Buğra demiş ki evde yani hani garsona hesap mı vereceğiz biz? Şöyle şimdi bir şey diyor. var şimdi diyor ki seni aldatacak olsam herhalde evin 5 metre ötesinde kafeye gitmem bir kadınla diyor. Biraz da kafaları çalıştıralım yani. Onu da yapanlar Yan apartmandan... Yani, kız arkadaşına. Aynı apartmandan. Yer tutan var. O da neden yapıyormuş? e, yakalanınca hayatım aldatmak istesem yan Çok apartmandan mı ya. daire Aa, tutarım? Bak Buğra öğren bunlara. <laughs> bak sana bir şey söyleyeyim ben mi? Residence'da üstte ailesiyle beraber oturuyor. Orta katlarda ee, sevgilisine işte hayatındaki kadını ev tutmuş. Çıkmıyor. Hayatım köpeği bir gezdirmeye çıkaracağım diyor. Çıkmıyor bile yani asansör. Zavallı 34, köpek. Da, köpek Aşağı zaten ya. her buluşmada canı çıkmış artık Yürüyüşe <laughs> Çıka çıka değil dışarıda Ya da öbür kadını görünce üstüne atlıyor <laughs> köpek. Oradan anlıyorsun. Yani ya. Seviniyor doğru. onu görünce. Tabii tabii. O da Şimdi... yakalansa diyecek ki hayatım aldatmak istesem alt kattan mı Ama residence'da da kimse kimseyi tanımıyor hayatım yani. Ama Buru öyle aptal değil. Söyleyeyim size yani.